Filozofun Yolu podcast'ini Spotify, Apple ve Google Podcast uygulamalarından veya YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz. Her program için hazırladığımız notlara filozofunyolu.com adresinden erişebilir ve web sayfasını bir tartışma platformuna dönüştürebilirsiniz. Bunun yanında Twitter hesabımızdan duyurularımızı takip edebilir, yorum ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Programımızın masraflarına Patreon'dan ortak olabilir veya daha fazla üretim yapmamız için bizi teşvik edebilirsiniz. Dünyaya usanıncaya kadar baktım, artık gözlere ihtiyacım yok. Merhaba, Filozofun Yolu'na hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Filozofun Yolu'nda bu programımızda İslam felsefesinde bilgi konusunu anlatacağız. Evet, bilgi felsefe serimizde tarihsel olarak gelmeye devam ediyoruz. Geçen programda Hristiyan felsefesine bakmıştık bilgiye. İslam felsefesinde Hristiyan felsefesindeki kadar sistemli bir şekilde ilerlemeyeceğiz. Bunun birkaç tane nedeni var. Bir tanesi benim tembelliğim. Programda daha geciktirmemek için biraz dağınık bir şekilde şöyle okuldaki notlarıma baktım. Onları düzenledim. Bu programı da diğer programlara nazaran biraz daha sohbet havasında yürüteceğiz zaten. Belki keyifli olur en azından dinleyicilerimiz için. Çünkü daha fazla sohbet isteyen insan, bizim muhabbet seven bir milletiz böyle. Sohbet isteyen insanlar daha fazla oluyor. YouTube kanallarına falan da bakıyorum. 2 saat konuşuyorlar böyle. Evet, bazı programlarda konuya girmeleri bile epey uzun sürebiliyor. 10 dakika, 15 dakika, 20 evet, dakika. Evet. Dizilerimizin 2 saat olması vesaire gibi. Ama programı uzun yapmayacağız tabii o kadar. Yani daha dinlenebilir boyuta tutmaya çalışacağım. Diğer bir sebebi de İslam felsefesinde bilginin daha önce gördüğümüz felsefe ve filozoflar gibi ayrıca ele alınmamış olması çoğunlukla. Neredeyse hiçbir filozof bilgi felsefesi adı altında bir çalışma yapmamış. Onların bilgiyle ilgili görüşlerini böyle ayrı ayrı okumalarla farklı farklı bölümlerden çıkarmak zorunda kalıyordum. Bu da notları zaten hazırlamakta beni en çok zorlayan konu oldu. Bundan dolayı da program epey gecikti. Ama bundan sonra modern çağda devam edeceğiz. Daha kolay olacak diye düşünüyorum. Bir diğeri de İslam felsefesindeki, ya doğrusu İslam'ın felsefe üzerindeki etkisi ve felsefe ve dinin ilişkisinin Hristiyan felsefesinden çok daha farklı olması. Daha önceki bazı programlarımızda da kısaca değindik ama biraz daha farklı bir ilişkisi var felsefe ve dinin. O da biraz bu konuyu, bu programı hazırlamakta beni zorladı açıkçası. O yüzden böyle biraz dağınık olacak. Notlar da web sitesine girip bakacaklar da notların epey dağınık olacağını görecekler. Hayal kırıklığı yaratacağım o yüzden maalesef. Programda okulda da dersini aldığım Profesör Doktor Hasan Aydın'ın kendi hocası Profesör Doktor Mehmet Dağ'la beraber hazırladığı Ortaçağ İslam Kültüründe Felsefe isimli kitabından aldım. Ağırlıklı olarak bundan. Ufak tefek bazı kaynaklardan, sözlüklerden de yararlandım ama neredeyse tamamen bu kitaba sadık kaldım. Çeviriler dahil. Başka kitaplardan başka çeviriler yapmıştım. Mesela İslam felsefesiyle ilgili yani çeviriler yapmıştım derken başka çeviriler de kullanmıştım. Ama burada bazı alıntıları da yine Hasan Hoca'nın aktardığı gibi yapacağız. Kendisi de kitabın İslam felsefesi konusunda iyi bir kitap olduğunu söylüyor. Yani hocasıyla yaptığı çalışmanın. İslam felsefesini öğrenmek isteyenlerin başvurabileceği bir eser. Web sitesinde linklerini belirteceğim. Diyelim ve programa başlayalım. Daha önce de giriş İslam felsefesinden bahsettiğimiz kısa programda da bahsetmiştim ama İslam felsefesinin kaynaklarından bahsederek gireyim. Hani hangi kaynakları kullanarak, ne üzerine dayanarak felsefeye başladıklarını bilirsek en azından gelecek konuları anlamak biraz kolaylaştıracak işimizi. Öncelikle İslam felsefesi derken Ortaçağ İslam kültüründe bu coğrafyada yapılan felsefeden bahsediyoruz. Bu filozofların Müslüman olma zorunluluğu yoktur. Zaten bazıları açık açık dine ve Tanrı'ya karşı çıkacaklar. Bazıları da büyük bir çoğunluğu da tekfir edilecekler din alimleri tarafından. Felsefe ilk önce Fortuius'un öğrencisi olan Ion Büklus'un yazdığı felsefe tarihi kitabıyla Müslümanlar arasında başlıyor. Buna bir felsefe böyle biliniyor. Daha sonra ana kaynakları da Proklos'un İlahiyatın Öğretileri, Elements of Theory isimli aksiyomatik bir tarzda yazdığı Plotinus'un biri, Doğusu ve Nefsi bir türüm şekilde anlattığı kitabı ana kaynaklardan biri oluyor.
Bu kitap kelamcıların ve filozofların ana başvuru kaynaklarından biri oluyor. Bunun yanında Theologia ve De Causis kitabı Esulücia isimli kitap. Plotinus'un Enneatlarının 4. ve 6. kitaplarının bir özeti olan bu kitap. Aristoteles'e ait olduğu zannedilerek çevriliyor ve okuyor. Plotinus'u Aristoteles diye okuyorlar yani. Daha sonra bu yanlış Akinalı Thomas tarafından fark ediliyor. Ve kitabın Aristoteles'e ait olmadığı işaret ediliyor. Temelde de İslam felsefesi Aristotelesçi ve yeni Plotinusçu bir eğilimle gerçekleştiriliyor. Ve Aristoteles ve yeni Plotinus felsefelerini uzlaştırmakla çok meşgul oluyorlar. Elkindi hariç, Gazali dahil, neredeyse bütün filozoflar şeydir, türümcüdür, yeni Plotinusçudur. Bir anlamda panteisttir yani bunların hepsi. Dönemin ne zaman olduğunu, tam olarak ne zamandan bahsettiğimizi aydınlatmak açısından soruyorum. İslam'ın altın çağı olarak bildiğimiz, yani kabaca 8. yüzyıl ile 12. yüzyıl arasındaki tarihleri anlatacağız değil mi? Evet, ya 12. yüzyıla bile gitmiyor aslında. Yani 12. yüzyılda bir Emeviler'de bir İbn-i Rüşd var, bir İbn-i Haldun var. Onu çıkartırsak 8. yüzyılla 10. yüzyıl. 9. yüzyılda bir şeyler olmaya başlıyor. Artık bir dil oluşmaya başlıyor. 11. yüzyılda, yani 11. yüzyıla geldiğimizde Gazali tarafından felsefe çok ağır bir darbe yiyor. Bunları da konu içerisinde anlatacağız. Geleceğiz oraya da. Ya bu çok genel konuları atlıyorum. İslam felsefesi hakkında bir program yaptık. Eğer hiçbir fikriniz yoksa konuyla ilgili bir onu dinleyin. Yani 15 dakika falan sürüyor zaten. Tarihler, isimler vesaire orada size rehberlik edecektir. Burada onlara girmeyeceğim çünkü. Burada daha çok şahıslardan çok fikirler üzerinden konuşacağız bu konuyu. İslam felsefesinde Hristiyan felsefesinden farklı olarak bir de Müslümanların felsefeyle tanışma zamanları arasında bir farklılık var. Şöyle, felsefe İslam'dan da Hristiyan'dan da eski, Hristiyanlıktan da eski. Fakat Hristiyanlık ilk ortaya çıktığı zaman dönemin Hristiyan olmuş alimleri, felsefe bilenleri Hristiyanlığı felsefeyle açıklamaya çalışmışlardı. Yani Hristiyanlık ortaya çıkar çıkmaz felsefeyi kucaklamıştı aslında. Onu daha çok onu daha çok entelektüeller etkilemek için, dini rasyonalize etmek için kullanmışlardı ama Hristiyanlığın yayılmasıyla beraber felsefe kullanılmaya başlanıyor hemen. Fakat İslam'a geldiğimiz zaman, İslam coğrafyasında felsefeye geldiğimiz zaman İslam 100 yıldır var ortalarda. Peygamber ölmüş. Peygamberin ölümünden sonra kader tartışmasından peygamberin, Muhammed'in naaşının nereye gömüleceği ya da Muhammed'in ölüp ölmediği konusunda ihtilaflardan başlayıp siyasi ve dini mezhepsel çatışmalar başlıyor. Gelişmeler diyelim ya da birçok mesela eşarilik, mürcilik, haricilik, cebriye, kadiriye gibi kollar oluşuyor. Artık bir tasavvuf ve fıkıh oluşuyor. İslam artık belirli bölgelerde bazı alanlara yönelmiş olsalar da kurumsallaşmış bir yapıda artık. Felsefe daha sonra gelen misafir, davetsiz çocuk oluyor İslam coğrafyasında. Haliyle bu coğrafyada felsefe kucaklanmıyor hemen. Olumsuz karşılanıyor. Kelamcılar bir felsefe yapıyor. Zaten Elkindi de felsefeyi başlatanlardan biri olarak bir kelamcıdır. Ama bunun dışında her zaman felsefeye mesafeli yaklaşılıyor. Filozoflar da Ali'nin yenilmesinden sonra Emevi ve daha sonra Abbasi döneminde dönemin saray elitlerinin koruması altında ancak felsefe yapabiliyorlar. Yani İslam alimleri felsefeyi ve felsefecileri sevmiyor. Fakat dönemin otoriteleri felsefecilere yer açtığı için doğrudan karşıda koyamıyorlar. Yani geniş bir şekilde karşıda koyup tekfir de edemiyorlar. Bu daha sonra ta işte Gazali'nin olduğu dönemde tekfir etmek, dinden çıkarmak, kafir ilan etmek. Daha sonra Gazali döneminde artık Sünni İslam iyice otoriterleşip felsefeye olan ilgi de iyice azaldıktan sonra artık bunu felsefeyi dışlamak daha kolay hale geldiği için mümkün olabiliyor. Fakat genel olarak felsefe istenmeyen çocuk. Bu yüzden de her zaman felsefenin dinle özellikle bir ilişkisine değinilmek zorunda kalınıyor.
dinin bazı konuları felsefeyle açıklanmak zorunda kalıyor. Biz de onları bazılarını bilgi felsefesiyle bizi ilgilendiren konularına değineceğiz zaten. Bu coğrafyada, bu dünyada felsefe çevirileri ve Aristoteles'e atfedilen akımlarla başladıktan sonra tabii haliyle bazı kategoriler altında, yani bazı kategoriler oluşuyor. Bütün filozoflar, dönemin bütün alimleri aynı şeyleri söylemiyorlar. Birbirlerinden farklı olduklarını görüyoruz. Bir kurulu dinlere tepki gösteren bazı filozoflar var. Razi, Ebu Bekir Er-Razi ve İbni Er-Ravendi gibi. Batı Aristotelesçileri, Doğu Aristotelesçileri diye gruplar var. İhvan-ı Safa gibi felsefenin daha çok politik yönüyle ilgilenen bir grup var. İbn Haldun gibi daha çok işin tarihiyle ilgilenen, felsefe tarihiyle ilgilenen başka bir gruptan da bahsedebiliyoruz. Bu kurul dinlere tepki de birkaç grup altında ele alınıyor. Neredeyse filozofların çoğu bu kurul dinlere tepki başlığı altında ele alınıyor. Bunlar da 3 grup altında ele alınıyor. Bunları Gazali yapmıştır, bu ayrımları. Bir tanesi zındık filozoflardan, kafir filozoflardan oluşan, her şeyi zamana bağlayan gruplardır. Bir grup tabiyun gruptur, tabiatçı gruptur. Bunlar da evrendeki tüm yaratıkların bilge bir tanrı tarafından yaratıldığını ama öte dünyanın olmadığını söyleyen bir grup da var. Bir grup var. Bir de ilahiyun diye bir grup var. Bunlar da Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd gibi Sokrates ve Aristoteles öğretilerini takip eden, dini görüşü reddeden insanlardır. Aklı felsefeden üstün gören, aklın rehberliğine öncelik veren filozoflardır. Şeyden bahsedelim. Bu Dehriyun grubundan İbn Er-Ravendi'den bahsedelim istiyorum. Onun çünkü Zekeriya Er-Razi ile beraber çok özel bir yerde duruyor İslam felsefesinde. Felsefeyle ilgilendikten sonra adı dinsizlikle özdeşleşmiş. Mülhit. Mülhit demişler ona. Dinsizliği savunur. Kitabı Taç diye bir kitabı var. Burada evrenin sonsuzluğunu ileri sürer. Mesela kötülük problemi dile getirerek Tanrı'nın iyi bir Tanrı olamayacağını söyler Kitab-ı Zümrüt kitabında. Peygamberlerin de kusurlu olduğunu söyler. Kur'an'ı edebi bir şekilde metin olarak ele almış. Bugün bile hala akademisyenlerin bile pek yapmadıkları, metin olarak yaklaşmadıkları bir unsuru ta o dönemlerde yapmış. Bu metinde, bu edebi metinde çeşitli çelişkilerden bahseder. Zaten edebi bir eser olsa da bu sadece Arapları bağlar. Evrensel bir eser değildir der. Peki destekçi bulabilmiş mi kendini İbn Er-Ravendi bu görüşleriyle? Hayatını okumuştum ama Ravendi ve Zekeriya Er-Razi çok farklı filozoflar olduğu için kaçak hayatı yaşamışlar bunların çoğu. Yani belli dönem bazı korumalar altında olmuşlar. Ravendi galiba tıpçıydı, doktordu aynı zamanda. Notlarım arasında yok, hatırlıyorum öyle bir şey. Zekeriya Er-Razi de olabilir. Doktor olduğu için birazcık el üstünde tutuluyor. Bu dönemde doktor tabip yok tabii, değerli bir şey doktor olmak. Saraylarda anca olan bir şey. Yani onlar da olmasa öldürülmeleri falan an meselesi olacak insanlar. Bu peygamberlik konusunda, peygamberliğin tartışmaya açık olduğu, peygamberlik kurumunun sorunlu olduğu da bizim konumuzla epey ilgili bir konu. Çünkü İslam felsefesinde bilgi konusunu ele aldığımız zaman bilginin kaynağı konusunu elbette işlemek zorunda kalacağız. Yani bilgi konuştuğumuzda bilginin kaynağını konuşuruz. Bir tanesi, bizim o akımlardan da bahsettik. Bir rasyonalist bilgiden bahsediyorduk. Akılcı bilginin kaynağının akıl olduğunu, insan aklının bilgi ürettiğini söylediğimiz bir rasyonalist görüş vardı. İnsanın deneyimden öğrendiğini söylediğimiz bir deneyici görüş vardı. Bir de sezgiciler vardı. 3 ana görüş. Kuşkucuları ayrı tutuyorum burada. Peki peygamber bu bilgileri nereden alıyor? Peygamberin bu bilgileri hangi sınıfa girecek tartışması neredeyse bütün İslam filozoflarının tartıştığı ana konulardan bir tanesi olacaktır. Ve şöyle bir uzlaşı... Pardon, yani peygambere vahiy geldi, demek ki bu böyledir deyip geçmemişler. Yani açıklamaya çalışmışlar bunu, değil mi? Filozoflar açıklamaya çalışmış. Evet. Şeyler değil.
dindarlar, dinciler değil. Filozoflar. Filozoflar bu bilginin kaynağını açıklamaya çalışıyor. Çünkü her ne kadar dinde mucize olduğu söylense de, ya da ne bileyim mesela Muhammed'in doğrudan Cebrail'le iletişime geçtiği, hatta doğrudan Tanrı katına çıktığı söylense de, mucize pratik hayatta karşılaşılan bir şey olmadığı için, özellikle bir felsefecinin mucizeye sığınması kolay kabul edilebilir bir şey olmadığı için, buna bir bilimsel bir şekilde yaklaşmaya çalışmışlar filozoflar ve Kinti'den itibaren bilgiyi hayal ve ilham ile açıklamaya çalışmışlar. Hayal gücü ve ilham, yani peygamberlerin bilgisi hayal gücü ve ilhamdır denmiş. Peygamber olmayanların bilgisi akıldır denmiş. Deneycilik söz konusu değil. Ya rasyonalizm var ya da ilham var. Sezgicilik başlığı altında değerlendirebiliriz belki, ama bu peygambere has bir şey olduğu için hayal gücü muhayyile pek sezgi de diyemeyeceğiz kolay kolay. Bu başlık altında değerlendirmeyeceğiz. Sezgiciliği çünkü Gazali'de göreceğiz mesela, oradan sezgicilik de diyemeyeceğiz. Hayal gücüne bağlayacaklar. Peygamberin hayal gücü gelişmiş olduğu için, Tanrı tarafından ona bu yetenek bahşedildiği için, ona ilham edildiği için bilgiler, bu bilinmeyene, bu ezoterik bilgiye sahipler diyecekler. Fakat biz bu bilgilere sahip değiliz. Normal insanlar, filozoflar bu bilgilere sahip değil. Onun bilgisi akıl gücüdür. Ve bu akıl gücü bazı filozoflarda hayal gücünden daha aşağıdadır. Bazılarında hayal gücüne denktir. Denk olanlar hatta eğer akılsal bilgi hayal gücüne denkse, çelişiyorsa, akla öncelik vereceğiz diyeceğiz. Bunları da ayrıntılı belirteceğim. Şimdi peygambere böyle bir yer belirleniyor. Böyle bir konuma konuyor. Peygamber, yani ilahi bilgi, hayal gücü, bu ilhamdan gelen bilgi. Fakat Ravendi peygamberlik kurumunun başından itibaren sorunlu olduğunu söylüyor. Doğrudan bu kuruma itiraz ediyor. Peygamberliğe, dine de itiraz ediyor zaten de. Sadece dine itiraz edip bırakmıyor. Dinin mekaniklerine de, dinin öğelerine de haliyle itiraz ediyor. Bunların en önemlisi de peygamberlik. Bu da bizim az önce hayal gücüyle ilişkili olduğumuz için bu peygamberlik konusunda değiniyorum. Ona göre peygamberliği biz 3 ana argümanda reddedebiliriz. Peygamberliğin mümkün olmadığını, mantıksız olduğunu 3 ana argümanda iddia edebiliriz diyor. Bir tanesi, akıl ile peygamberlik çelişir diyor her şeyden önce. Akıl bizim sahip olduğumuz bir şey. Peygamberin de kendine has bir bilgi kaynağı, bilgisi, hayal gücü var. Biz normal insanlar kendi aklımızda bilimi, sanatı kurabiliyoruz. Peygamberlerden önce de medeniyet vardı, değil mi? Arap coğrafyasında Muhammed'den önce medeniyet yok muydu? Vardı. Demek ki peygambere ihtiyaç yok diyor. Bizim peygambere ihtiyacımız yok ki böyle bir şeye ihtiyaç olsun. Argümanıyla başlıyor. Peygamber bizim akılla bulduğumuz, peygamber olmadan önce de, peygamber yokken de zaten bildiğimiz şeyleri söylüyorsa, zaten peygamberin varlığına ihtiyacımız olmadığını göstermiyor değil mi? Birbirinizi öldürmeyin demek için birinin peygamber olması mı gerekiyor dinlememiz için yani? İşte çocuklarınızı gömmeyin. Hani bu makul önerinin bir peygamber tarafından mı söylenmesi gerekiyor yani illaki? Kaldı ki zaten bütün Arap coğrafyasında gömülmüyordu. Belli kabileler tarafından yapılıyordu. Demek ki peygamber olmadan da birbirimizi öldürmeyebileceğimiz bir durum söz konusu. Hatta peygamber geldikten sonra, peygamber olduktan sonra hatta kölelik de vardı. Biz bugün kölelik yok diyoruz değil mi? Köleliğe karşıyız. İnsan hakları bildirgesinden itibaren bütün dünyada evrensel bir şekilde peygamber köleliğe itiraz ediyoruz. Demek ki peygamber yokken de biz bu köleliğe kolay bir şekilde itiraz edebiliyoruz. Buna ulaşabiliyoruz yani. O zaman peygambere ihtiyacımız yok. Kaldı ki semavi dinlerin başlangıç tarihinden önce de bu gibi konuların konuşulduğu, kanunlar yapıldığı, neyin doğru neyin yanlış olduğu çeşitli medeniyetlerde vurgulanmıştır zaten o zamanlar. Değil mi? Hammurabi kanunları yoktu mesela. Bilinen bütün peygamberler ve dinlerden daha eski yani. En son İslam dininde bile Hammurabi kanunlarından farklı bir şey yoktur esasen yani. Evet. Ravendi diyor ki, eğer peygamber bize akıl dışı bir şey söylüyorsa, bizim makul olarak kabul edemeyeceğimiz bir şey, veya bizim anlayamayacağımız, kavrayamayacağımız bir şey söylüyorsa bile, varlığına yine ihtiyaç yoktur. Çünkü zaten anlamıyoruz o. Yani onun varlığı da bir şey ifade etmiyor. Mantıklı bir şey söylese de, akıl üstü, hani şeydir ya, din genelde insan aklının almadığı bir şey denir ya, dindarlar tarafından veya din adamları tarafından.
Bunu da zaten anlamıyoruz. Peygamberin varlığına da ihtiyacım yok benim. Her iki türlü peygamberin varlığına ihtiyacım yok diyor. Bu ilk argümanı. Bir de ibadetlerden bahsediyor. İşte deniyor ki biz Tanrı'ya nasıl yalvaracağımızı, nasıl yakaracağımızı, nasıl ibadet edeceğimizi, nasıl tapınacağımızı peygamberler söylüyor bize. Fakat ona göre bu ibadetler çirkin eylemlerdir. Bazı ibadetlerden bahsediyor. Mesela hac eyleminden bahsediyor. Bir yolda gidip gelmenin ya da bir taş binanın etrafında dönmenin ne mantıklı gerekçesi olabilir diyor. Bunlar insana yakışmayan eylemlerdir. Hiçbir amacı, hiçbir pratik faydası da yok diyor bunların. Doğrudan ibadetleri de reddediyor zaten. Peygamber eğer aklı ön plana çıkarıyorsa, hani bize düşünmeyi öğütüyor ya, bu garip ibadetler ne işimize yarayacak? Yani biz bu ibadetleri yapmadan da pekala aklımızı kullanabiliyoruz. Benim bir binanın etrafında 7 defa dönmeme gerek yok ki ya, aklımı mantığımı kullanmak için diye bir itiraz da bulunuyor. Bir de mucizeler ve mucizeleri de eleştiriyor. Peygamberlerin mucizeleri beraberinde getirdiği inanış hakimdir ya. Bu mucizelerin de aslında el çabukluğu ve sihirbazlıktan ibaret olduğunu söylüyor. Yaptığı, peygamberlerin yaptığı şeyler gerçek değildir diyor. Zaten bunlar bize aktarımlar yoluyla gelmiştir deniyor. Mesela bizim bildiğimizde bugün sayı hadis dediğimiz kitaplarda Muhammed öldükten 200 yıl sonra yazılmış kitaplar. Yani biz bugün teknoloji dünyasında kameralarla kaydedilen olaylar bile birkaç saat sonra bize farklı bir şekilde aktarıldığı bir evrende yaşıyoruz. Aradan 200 yıl geçmiş. Kimi zaman kulaktan kulağa, kimi zaman o zaman dönemin dilinde de bazı sorunlar var aktarımında. Yani güvenilmez yazmalarda aktarılan bazı rivayetlere neden güvenelim diyor. Evet, yani başta Buhari ve Müslim olmak üzere yani en çok referans alınan hadis kaynaklarının aktaran 4 kişinin hiçbirinin peygamberi hayatlarında görmüşlüğü yok. Ve arada biraz evvel dediğim gibi 100-200 yıl var zaten. Hiçbiri peygamberi gören birini de görmemiş. Yani Kutub-i Sitte denen şeyler. Hani şeyleri geçiyoruz. Sahih olmayan hadisleri geçiyoruz. Zaten hesaplamışlardı. O kadar çok anısı var ki ömür yetmiyor. Hani onların hepsini, ya bir insanın ömrü onların hepsini yapmaya yetmiyor. Ömrü belli 63 yıl yaşıyordu. Bir ömre sığmayacak şeyler var. Hani Türk şoförü asildir falan diye bir söz vardı ya. Yani, Atatürk'e atfedilen uydurma sözler vardı ya. Onun gibi bir sürü şeyde atfedilmiş zamanında, evet. Yani zaten o yüzden de işte sayı hadisler diye ayrılmış bazıları, en güvenilir kaynaklar diye. Ki onlar içinde bile yani çok basit, hemen birkaç insanın aklına gelebilecek absürt birçok şeyle karşılaşabiliyoruz. Yani işte birbiriyle çelişen türlü türlü farklı aktarımlar var hadislerin içerisinde. Mesela savaşta meleklerin yardım etmesi mevzusu, değil mi? Çanakkale içinde çok denir ya. Muhammed diyor, Uhud'da diyor kafası yarılmış kaçarken diyor o melekler neredeydi diyor. Yenildiler ya Uhud'da. Birkaç tane daha farklı örnek veriyor. Hepsini yazmadım buraya. Sadece doğrudan aktarılan olaylardan yola çıkarak mucizelerin hem tutarlı hem de gerçek olamayacağını söylüyor. Yani felsefi argümanlarla hani açıklanmayacak şeyler bunlar. Doğrudan kaynağın kendisini eleştirerek onu tartışmanın dışına çıkartıyor Ravendi. Çünkü İslam'ın esas kaynağı Kur'an ve Kutub-ı Sitte'dir. Kur'an ve sünnettir yani. Doğrudan sünneti, sonra da doğrudan Kur'an'ı devreden çıkartıyor. Mesela Kur'an'da güzel şeylerden çok çelişki vardır diyor. Nitekim Mekke-Medine dönemiyle ilgili birbiriyle çelişen çok fazla şey var. Hani bunu şey diye açıklanıyor. Bunlar birbirlerini bir kelime kullanıyorlardı. Geçersiz kalmış ayetler vardı gibi açıklamalar yapan ilahiyatçılar da var ama ya da ne bileyim mesela Kur'an'ın edebi olarak değerli olması mevzusu, onun eşi benzeri başka kitap olmaması gibi unsurlardan bahsedilir ya, o da ayrı bir mucize kaynağıdır. Böyle bir şey gerçekse bile, hani böyle bir eserse bile, bu sadece Arapları bağlayan bir şeydir. Yani edebi güzelliği başka kimseyi de ilgilendiren evrensel bir şey değildir ve bir tanrı veya peygamberlik kanıtı da olamaz gibi. Doğrudan peygamberliği reddederek bu az önce bahsettiğim hayal gücü, muhayyile ve akılsal bilgi arasındaki ayrım ya da hayal gücüne bir değer verilme konusunda doğrudan dışarı itmiş oluyor
Ve İbn-i Arabi'nin de hayatı boyunca saklanmak zorunda kalmıştır demiştim. Bu görüşlerini de düşünürsek, yarattığı yankıları düşünürsek o toplumda başına bir şeyler gelmemesi evet, de. Evet, yani bazı dönemlerde rahat ediyorlar, bazı dönemlerde kaçıyorlar. Şimdi hepsinin ayrıntılı hayatları yok elimde. Özellikle çok değinmedim. Yani 9. 8. yüzyıl sonu 9. yüzyıl başında yaşamış birisi. Dönemde çok iyi bir hayat yaşamak bile zordur muhtemelen. Hani görece iyi bir hayata sahip olmak bile çok zordur zaten. Hani bir de bu adamın yaşadıklarını tahmin edin. Kral olsan ne kadar konforlu olacaksın. Yani Zekeriya Errazi de bu senin de girişte okuduğun gibi hayatının sonunu kör olarak yaşamış olan Zekeriya Errazi de peygamberlik ve dine karşı görüşlere sahip olan dindeki çelişkileri yazmış. Bazı kitapları da olan bir filozof. Benzer şekilde atomcu kelamcılar diye bir şey var. Onlarla ilgili bazı görüşleri olan yine farklı bir yani İslam felsefesindeki en sıra dışı iki filozof diyebileceğimiz isim. Bundan sonrakiler daha çok bildiğimiz herkesin hemen hemen duyduğu Kindi, Farabi, İbn Sina grubundan oluşan İlahiyon kısmı. Felsefenin de dinin de dini de olumlayan, ikisini de olurlayan bu iki filozof kimi durumlarda birine daha öncelik verdikleri durum oluyor. El-Kindi mesela dine daha büyük bir önem atfediyor. Daha doğrusu felsefenin dini uygun olduğunu anlatmaya çalışan bir filozof. Ve esas doğrunun da peygamberden gelen bilgilerin olduğunu söylüyor. Ona göre mesela hiçbir filozof peygamberlerin verdiği kadar açık, seçik ve özlü yanıtlar veremez. Hiçbir şeyi açık, seçik ve özlü bir biçimde onlar kadar iyi anlatamaz. Bu açık, seçik anlatma konusu özellikle söylüyorum çünkü hep bir şey vardır ya, günümüzde de kullanıyoruz, halka anlatmak diye bir şey var ya, halka hitap etmek diye bir şey. Böyle bir cahil bir gruba hitap etmek gibi bir şey var ya, hala o anlamı taşıyan bir söz konusu. Durum söz konusu ya. O zamanki cahilliği düşün yani. Konuştukları dili doğru düzgün bilmeyen, okuma yazma oranının dünyada %1'leri falan bile bulamadığı, zenginlerin, elitlerin veya onların çalışanlarının, devlet memurlarının bile bildiği bir şey. Mesela Kur'an ilk başta toplandığı zaman nihayetinde kitap olarak, tablet olarak böyle Musa'da olduğu gibi inmiyor peygambere. Öldükten sonra kitap toplanıyor. O da yine hani ne biliyorsanız getirin deniyor Osman döneminde başlayan bir. Önce Ebu Bekir döneminde başlıyor. Sonra Osmanlı döneminde yeniden bir yazım söz konusu. Yazılı olarak getireceksin ayeti. Yazılanı okuyabileceksin. Ne okunduğunu ne yazdığını da bileceksin orada. Yani tek kriter bu. Bazı elemeler de illa yapmışlardır da. Okuma derecesi o derece düşük. Şahitlikte okuma yazma bilenle bilmeyen arasında bile ayrım var yani. O derece düşük yani o coğrafyada. Bütün dünyada öyle zaten. 7. yüzyıldan bahsediyoruz. 6. 7. 8. yüzyıldan bahsediyoruz. Peygamberler işte bu gruba veya onların gönlüne daha iyi hitap ediyor. Onları daha iyi anlıyor. Doğrudan Tanrı'dan gelen bir bilgi de olduğu için zaten bu. O işi daha iyi biliyor. Bizim gibi değil yani. Okumuş insanlar gibi aklını kullanan gruplar gibi değil. O yüzden onun bilgisi daha üstün. Şeydeki El-Kindi'de. Peygamberin bilgisi. Filozof olacak kişi aklını keskinleştirerek hakikati keşfetmeyi isteyecektir. Bunun için matematik ve müzik alanlarda kendini geliştirecek. Aristoteles'in mantık kitaplarını okuyacak. Retorik ve poetikasını da okuyacak. Sonra fiziğini de okuyacak. Aristoteles'in kitaplarının hemen hepsi var o dönemde. Sonra psikoloji kitaplarını, yani ruh öğretisini. Sonra da metafizik kitaplarını ve nihayetinde ahlak ve siyaset kitaplarını da okuyacak. Zaten bu dünyadaki en önemli amaç. Daha doğrusu hayat, insanın mutlu olması tek amacı ya. O en son ahlak ve siyasette en üstte kalıyor. Zaten Farabi'de de özellikle göreceğimiz gibi siyaset çok önemli bir amaç olacak felsefede. Tıpkı Platon'da olduğu gibi. Filozofun amacı gerek teorik gerekse pratik bakımdan metafizik hakikate ulaşmak ve ona göre hareket etmektir. Filozof olacak kişi önce aklını keskinleştirecek, varlığın hakikatini kavramayı talep edecek. Bu hakikati bir başka şey için değil, sırf kendisi için isteyecek. Teorik bilgiye talip olacak yani. Amaç sadece kendisi için istenen iyi olacaktır. Normalde maişet derdinde olan insan bu hakikatle uğraşamaz. Bu hakikate ancak rüyalar, peygamberlik ya da felsefe aracılığıyla ulaşılabilir. Kindi'de bir unsur da doğrudan
bilgi felsefesi içerisinde ele alabileceğimiz bir unsur. Bir de bilim felsefesinde de, daha doğrusu bilimin gelişmesinde de dönemin bakış açısını da iyi anlamamızı sağlayacak bir unsur var. Matematiğin doğa bilimlerinde kullanılması unsuru var. Kindi'ye göre matematik doğa bilimlerinde kullanılmaması gerekiyor. Yani fizik bilimini yaparken, Aristoteles'in fiziğinden bahsediyoruz tabii, matematik kullanmayacağız. Niye karşı çıkıyor bunu? Neden kullanmamızı istiyor? Kindi bunu nedensellik bağlamı içerisinde açıklamaya çalışıyor. Ona göre onun felsefesinde kullandığı araştırma ve inceleme yöntemi mantıktaki tasım yönteminden çok matematikteki kanılama yöntemidir. Aristoteles'in mantığı da geliyor ya coğrafyadan. Fakat matematiksel yöntem maddi olmayan varlıklar alanında geçerlidir. Fizik alanında araştırma yapanlar matematik metodu kullanırlarsa hata yaparlar diyor. Mantıkla ilgili söylediği şeyler de mantık alanında kalması lazım ya da metafizik alanında kalması lazım bu yöntemlerin. Bunlar çünkü gerçek dünya uygulanamaz diyor kabaca. Çok ayrıntısına girmiyorum mantık işinin. Avrupa'da bilimin gelişmesi matematiğin fizikte kullanılması ile işte Newton'la başlıyor. Bütün dünyada öyle tabii. Yani Newton dediğimiz 16. yüzyıldaydı değil mi? 15. yüzyıl, 16. yüzyıldaydı. Yani eğer matematiğin üzerine biraz daha yoğunlaşılsa, hoş filozofların sözü zaten dinlenmiyormuş o dönemde. Belki bu medeniyet dediğimiz şeye ya da bu bilimsel gelişmelerden bahsediyorum. Bilimsel gelişmeler dediğimiz şeye belki 1000 yıl önce veya 2000 yıl önce Antik Yunan'daki matematiğin üzerine gidilseydi ulaşabilecektik. Ama matematiğe böyle bir bakış açısı vardı. Yani o dönem matematiğe değer verilseydi, önemi anlaşılsaydı, küçümsenmeseydi belki de oradan aydınlanma çağına gidecek olan yol İslam dünyası için daha bile kısa olacaktı Batı toplumlarından. Çünkü hala hazırda belli bir aşama kaydetmişlerdi o zaman. Evet. Yani dönemin bilimi orada yapılıyordu. Yani merkezi orasıydı. 9. yüzyılda özellikle bilimi felsefe merkezi oluyor dünyanın. Yani atlanmış bir şey diyelim. Fırsat diyelim. Kaçırılmış bir fırsat. Reddedilmiş. Hani özellikle yapılmayacak. Hani hiçbir şey söylemese belki bir değişim olacak yani. Müdahale etmese de kurcalamasalar. Yani, zaten birazdan da göreceğiz bu bilgi, bize İbn Haldun'dan da bazı aktarımlar yapacağım. Yani yanlış bir şeyler söylemek şeye bazen senden sonra yapılacak doğru şeye de engel olabiliyor yani. Bir diğer şeyde de yani Farabi ve İbn Sina'da da şeye daha çok önem veriliyor. Akıl daha çok önem veriliyor. Bu peygamberlikteki hayal dünyası ve ilhama göre eğer muhayyile akıl dünyası veya peygamberin söylediği şey akılla çelişiyorsa akıl doğru kabul edilecek bu iki filozofta. Dediğim gibi zaten bunların hepsi tekfir edilen filozoflar. Gazali var. Gazali'den birçok programda bahsettik. Bilgi felsefesinde bizim için de çok önemli bir yerde duruyor. Yöntemsel şüpheciliği ilk kullananlardan biri olduğundan bahsetmiştik. Akıl yürütmeleri çok meşhurdur Gazali'nin. Batı'da da bilinir, okunur. Yani doğrudan Gazali'nin söylediği, yani Batı'da söylenmiş şeylerin daha önce Gazali'de de söylenmiş birçok örneği var. Özellikle dinciler tarafından, yani dini savunanlar tarafından. İşte Pascal örneğindeki gibi bazı akıl yürütmeleri vardır işte. Önemli bir, kendine filozof demesi de dönemi için, felsefede yaptığı için zaten önemli bir düşünürdür, filozoftur bir anlamda da. Kendisi felsefe yapıyor ama felsefeye de karşı çıkıyor bir yandan değil mi? Şimdi felsefeye karşı çıkmak için felsefe öğrenmek zorunda kalıyor. Felsefeyi öğreniyor. Felsefeye de felsefi argümanlarla karşı çıkıyor. Ama kendisine filozof demiyor. Felsefeye yaptığı bu şüpheci tavrının yanında bir de tehafüt geleneği diye bir şey başlatıyor. Filozofları okuyor. Felsefenin tutarsızlıklarını bir kitapta kaleme alıyor. Buna Tehafütül Felasife isimli kitabında. Felsefenin Reddi, Felsefenin Tutarsızlıkları isimli kitabında. Bu daha sonra İslam coğrafyasında bir gelenek haline dönüşüyor. Herkes birbirine teafüs yapıyor. Birbirinin görüşünü, tutarsızlıklarını ortaya koyuyor. Osmanlı zamanında falan da vardı galiba bu değil mi? Tabii tabii. Şeyden sonra yani Gazali'ye ilk başta İbn Rüşd yapıyor. Teafüt diyor galiba kitabın ismi. Bundan sonra Muslihiddin Hocazade, Alaaddin Ali Tusi, Kemal Paşazade, Muhyiddin Muhammed Karabağ, Muhammed Emin Üsküdar'ı yazarları da bu geleneğe katılıyor düşünürleri de. Bu filozoflara şöyle bir bakış açısı var.
Gazali'nin filozoflara ve felsefeye. Filozoflara, çocuklarına ve eskileriyle yeniler arasında hakka yakınlık ve uzaklık farkına rağmen küfür ve dinsizlik damgasını vurmak lazımdır. Onların kitaplarını okumak, içlerinde bulunan desise ve tehlike nedeniyle yasaklanmalıdır. İyi yüzemeyene nehir kıyısında dolaşmaktan men etmek gerektiği gibi halkı da kitapları okumaktan alıkoymak gerekir. Yine çocukları yılandan korumak icap ettiği gibi kulakları da bu sözlerin tehlikelerinden uzak tutmak gerekir. Kendisi de zaten halka karşı hani şeyleri görmüştük ya, Empedokles'te de görmüştük. Küçümseyici bir tavır vardır. Yani biraz pesimist bir tavrı vardır Gazali'nin. Halk şeydir. Bilmez halk, cahildir. Anlamazlar onlar. Siz uğraşmayın bunlarla diyor. Yapar. Kafanız karışır, aklınız karışır diyor. Tabii uğraşmayın. İşte mantığa gerektiği kadar, mecbur olduğu kadar yapacaksın. Daha fazla mantıkla uğraşmayacaksın. Efendime söyleyeyim. Hani buna benzer böyle bir küçümser bir tavır var. Yani halk bu geniş tabakalara, bu çoklara. Dönemin muhtemelen bütün entelektüellerinin benzer bir yaklaşımı vardır. Gazali'ye özgü bir şey olduğunu da zannetmiyorum. Çünkü yani arada öyle bir uçurum var ki. Hani günümüzde herkes bir ilk öğretim eğitimi falan alıyor ya. Orada öyle bir şey yok. Adam zır cahil yani. Bir grup var, bilen bir elit grup var. Gerisi zır hiçbir cahil. Hiçbir şey bilmeyenler. Yani. Hiçbir şey bilmiyor. Parya mı diyordu şey onlara? Necip Fazıl Kısakürek. İslamcıların bayrakta şeyi vardır ya. Kendi öz yurdunda parya. Öyle bir şey. Parya iş koluyla ilgili herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Hani en alt seviyede parya, işleri yaparlar. Parya paçavra demekmiş. Paçavra anlamına gelen halkın en düşük kesimiydi yanlış hatırlamıyorsam. Hani o bile parya bile değil yani. Zaten insan bile değiller ya onlar. Özgür köledir ya çoğu zaten bunların yani. Hani buna ne anlatacaksın bu adamı yani? Bir şey de var. Hani Avrupa'da da var aynı o dönemde. Şeye özgü bir şey değil yani. Gazali'ye özgü bir şey değil. Dünyada öyle yani. Antik Yunan'da bile öyle. Hani medeniyetin beşiği, aydınlanmanın şeyi dediğimiz Antik Yunan'da bile öyle yani. Eğitim yaygınlaşsın, paryaları da eğitelim bir görüş yoktu. Buna niye gerek duyacaklardı? Tabii canım. Yani sanayi çağıyla beraber başlıyor. O da çocukları şey yapması lazım, bir yerlere koymaları lazım. Çünkü anne çocuğuna bakamıyor. Baktığı için fabrikaya gidemiyor ya. İşçi lazım. Fabrikanın etrafına kurulmuş şehirler var. Fabrikaya işçi lazım. Çocukun ne olacak. Yapalım? Çocuğu alalım. Kreş gibi. Oradan başlıyor eğitim işte geniş kitlelere. Yoksa hani yine elit tabakası için yapılmış bir şey yani. Çocuklar da akşama kadar şey değil ki, koyun değil ki alara kapatasın yani. Haliyle eğitim öyle başlıyor yani. Yani geniş tabakalara yayılması etkenlerden bir tanesi. Tek unsur yok. Şeydeki gibi. Sana bir şey atmıştım ya geçenlerde. Hayatta nasıl doğum metin hatırlıyor musun? İnsanoğlu hayatta kalabilmek için ondan sonra sağlık sektörü böyle gelişmiştir diyordu ya. Ha evet, her şeyi hatırladım şimdi. İnsanlar tarihin en başından itibaren işte yaşam mücadelesi vermiştir. Bu da sağlık sektörünü doğurmuştur diye birdenbire bir geçiş yapıyordu sağlık sistemine. Ya o ben böyle bir cümleyle 21. yüzyıl sağlık sisteminden bahseden yazı vardı. Genel olarak araştırmalarda öyle bir başlangıç var. O benim de dikkatimi çeken bir durum açıkçası. Her şeye insanlık tarihiyle başlayan. Hani benim bu eğitimin böyle başlama şeyi de ona benzedi biraz. Şimdi Gazali tabii bu teafüt geleneğini, bu teafüt eserini, teafüt felsefe eserini yazmadan önce felsefe bilmiyor. Hani neyini eleştirecek? Bilmediği bir şeyi. 2-2,5 yıllık bir süreç boyunca felsefe eserlerini okuyor. Tabii felsefe okuyan herkes gibi şüphe krizine düşüyor. Herkes gibi diyorum çünkü hemen evet herkes felsefeyle ilgilenmeye başladıktan sonra ben ne biliyorum ki aslında diye başlar kendine soru sormaya. Eminim bu soruyu birçok dinleyicimiz de kendine sormuştur. Ve bir kriz ve bunalıma giriyor. Buna dalalet diyor Gazali'nin kendisi. Ve bu krizin çıkmanın tek bir yolu da hakikate ulaşmaktır. Hakikati bulup ona sığınıp bu krizden çıkması gerekiyor. Hakikate nasıl ulaşabilirim diye bir sınıflama yapıyor. Hani hangi alanlar, hangi bilgi dalları hakikate ulaşmaya yardımcı olabilir bana? Bir tanesi kelamcılar, bir tanesi batıniler, felsefe, filozoflar, bir de sufiler, tasavvufçular. Hakikate ulaşma veya hakikati dillendirme derdinde olan
bilgi türleri. Biz bugün bu çok kaba ayrımı şey diye yapıyoruz ya, mitler, dinler, felsefe, bilim diye yapıyoruz ya bu ayrımı. Gazali böyle bir ayrım yapıyor bilgi türü olarak. Ve o çıkışını sufilikte, tasavvufta buluyor. Fakat bu hemen bir anda olmuyor. Bir epistemik yönteme ihtiyaç duyuyor. Bir epistemolojik süreç geçiriyor. Biraz kendinden alıntı yapayım. Kendisi daha güzel anlatacak derdini diye düşünüyorum. Önce kendi kendime arzum olayların hakikatini öğrenmektir. Bu nedenle bilginin gerçekliğini ve neliğini araştırmam gerekir dedim. Nihayet anladım ki kesinlik taşıyan bilgi, içinde hiçbir kuşku bulunmayacak bir biçimde bilinen, kendisinde yanlışlık ve kuruntu olasılığı bulunmayan, zihnin yanlış olduğuna inanmadığı bilgidir. Bu bilgiyi hatadan uzak olmak için kesinliğe o denli yakın olmalı ki söz gelimi biri onun geçersiz olduğunu, batıl olduğunu ileri sürse ve taşı altına, DNA'yı ejderhaya çevirse, bu anılan türden bilgiye sahip olan da herhangi bir kuşku, korku doğurmamalıdır. Eğer ben 10 sayısının 3'ten büyük olduğunu bildiğim halde birisi hayır 3 10'dan daha büyüktür diye iddia etse ve kanıt olmak üzere bu DNA'yı ejderhaya çevireceğim dese ve çevirse, ben de bu olguyu görsem bu yüzden bilgimden kuşku duymamalıyım. Sadece onun bunu nasıl yaptığına şaşarım. Yoksa bildiğimden kuşku duymamalıyım. Descartes'in de yaşayacağı gibi ondan 500 yıl sonra. Bir hakiki bilgiye, gerçek dayanağa ihtiyacı var. Çünkü bütün epistemoloji programları boyunca hep konuştuk. Biz hakiki bilgiye bir türlü ulaşamıyoruz. Hep bir sorun var, engel var yani. Hakiki bilgiye akılla mı yoksa duyularla mı ulaşılacak peki? En temel soru, felsefedeki en temel soru da bu zaten. Sonra bilgilerimi inceledim ve kendimde bu nitelikte herhangi bir bilginin bulunmadığını, yalnızca duyusallar ve ussalların bilgisine sahip olduğumu anladım. Dedim ki, şu bu ümitsizlikten sonra duyusal ve ussallardan ibaret olan açık seçik bilgilerden başka sorunları halledecek bir araç yoktur. Epistemolojide diyoruz ya, rasyonalizm, empirizm ve sezgicilik. Bu şimdi rasyonalizm ve empirizme odaklanıyor. Önce empirizme bakıyor biraz. İçimden bir ses şöyle diyordu. Duyusal bilgilere güven nereden kaynaklanır? Bunların en güçlüsü gözdür. Oysa göz, gölgeye bakıp onun durağan olduğunu görünce onda hareketin bulunmadığı yargısına ulaşır. Onun hareketli olduğu yargısına ancak bir süre sonra tecrübe ve deneyimin yardımıyla ulaşır. Yine göz yıldızlara bakar, onları demir para büyüklüğünde görür. Halbuki geometrik kanıtlar onların yeryüzünden daha büyük olduğunu göstermektedir. Duyulara ilişkin bu ve benzeri duyumlarla duyusal çıkarım egemendir. Oysa bunu ussal çıkarım yanlışlar. Bunun üzerine duyusal bilgilere olan güvenim sarsıldı. Empirizme tamamıyla güvenemiyoruz. Bir derece güvenebiliyoruz pratik hayatta. Ama tamamıyla bütün her şeyi duyusal bilgilere emanet edemiyoruz. Hakikati bize vermiyor. Sonra bir de aklı eleştirmeye başlıyor. Uykuda birçok şeylerin varlığına inanıyor. Birçok hayal görüyor. Onların varlığı ve sürekliliğine kanaat getiriyorsun. Sonra kendine söylüyor bunu. Sonra uyanınca düşünüp hayal ettiğin ve inandığın şeylerin hiçbirinin gerçekliğinin olmadığını anlıyorsun. O halde uyanık iken duyular ve akıl aracılığıyla inandığın tüm şeylerin gerçek olduğundan nasıl emin olabiliyorsun? Tanrı elçisi insanlar uyur haldedir. Öldükleri zaman uyanırlar demiştir. Belki dünya hayatı ahirete nazaran bir uykudur. İnsan ölünce her şey ona şimdi göründüğünden başka türlü görünmekte ve o zaman kendisine işte perdeni kaldırıp attık, bugün gözün ne kadar keskindir denilecektir. Uyanık olup olmadığımızı, içinde bir rüyanın içinde olup olmadığımızı bile kestiremiyoruz. Akla nasıl güvenelim? Akla ve duyuya güvenmedikten sonra geriye ne kalıyor elimizde? Sezgiciliğin önerileriyle baş başa kalıyoruz. Gazali de böyle bir yaklaşıma sahip oluyor. Fakat bu sezgici tavrı da yine böyle bir akılsal bir yöntemle buluyor da değil ama. Biraz problemli aslında onun bu sezgiye ulaşma hususu. O sezgi dediğimiz, bizim bugün sezgicilik dediğimiz şeyin ona ilhamla geldiğini söyler. Nihayet Tanrı bu hastalığıma, bu şüphe krizine, bu delaletine şifa verdi ve orta yola geri döndüm. Ussal açıdan açık seçik bilgiler,
güvenilir ve kesinlik taşır bir biçimde geri döndü. Kuşkudan, safsatadan bu ayrılış bir kanıt yardımıyla değil, Tanrı'nın zihnime, kalbime attığı bir nur aracılığıyla olmuştur. Bu nur birçok bilginin anahtarıdır. Aslında bir nevi açıklamamakla, bir şey bulamamakla işin içerisinden çıkıyor gibi geliyor. Duysal duyular güvenilmez, akıl da güvenilmez. Bir çıkmaza sokuyor kendini, bu çıkmazdan da Tanrı ile çıkıyor gibi. Çözemedim, Tanrı bilir sanki gibi bir yolla çıkıyor sanki. Yanlış mı anlıyorum? Yani evet, akıl ve duyular bize gerçek bilgiyi vermiyor. Ama bu arayış sırasında bana bir tanrısal bir nur, bu bizim bugün sezgi dediğimiz şey, ona hakikati gösteriyor. Zaten sezgicilerin de genelde bir vecd halinden, bir trans halinden her zaman bahsetmişizdir. Tasavvufçuların da böyle bir şeyi vardır ya. Evet. Peki südür kavramına inanıyor mu Gazali? Evet, Gazali de südüre, südürcüdür yani. Südürü destekler. Yani bu da anlamasına yardımcı oluyor mu o südür taşma kavramı? Felsefe ya, o şimdi iş sezgiye girdiği zaman şimdi o metafizik konularına giriyor. O konulara girmiyoruz hani konuyu uzatmamak adına. Ama hakiki bilgiye bir akılsal çıkarımla ulaşamıyor. Onu biliyoruz en azından. Yani bu halden aklını kullanarak kendi imkanlarıyla, kendi düşüncesiyle veya duyularının yardımıyla çıkamıyor maalesef. Ona Tanrı tarafından ilham ediliyor. Biz nasıl bir deneyim olduğunu bilmiyoruz. Bütün sezgiciler de zaten aynı şeyi söyler. Ve şöyle diyor. Açık seçik bilgileri araştırmak gerekmez. Çünkü bunlar hazır haldedir ve hazır olan şey aranırsa kaybolur. Ben aradım bulamadım. Tanrı bana verdi. Siz de aramayın. Felsefe de yapmayın. Evet. Bu ilham dediğimiz şey tabii vahiy de olumladığı için aynı zamanda. Aynı zamanda İslam'a da, yani bu Eşari grubu da, bu Sünni grubu da uygun bir açıklama da oluyor aynı zamanda. Kendisi o kafir ilan ettiği filozofların arasında yer almıyor bu sayede. Bilgi felsefesine bizi ilgilendiren bir diğer konu da doğrudan filozof olmasında İbni Haldun olacak. Hatırlıyorsan Hristiyan felsefesine, özellikle skolastik dönemde Francis Bacon'dan bahsetmiştik. O da insanın doğru bilgiye ulaşmasını engelleyen idollerden bahsediyordu bize. İşte insanın doğasındaki kusurlar, bireylerin mizacındaki kusurlar, toplumun veya kültürün insan üzerindeki etkisi ve otoritelerin bilgiye olan etkisi nedeniyle doğru bilgiye ulaşamadığımızdan bahsediyordu. Bu yüzden de bunları eleyerek doğru bilgiye ulaşmamız gerekiyor diyordu Bacon. İbni Haldun'da de insanın doğru bilgiye ulaşmasını engelleyen 6 unsur olduğundan bahsediliyor. Ona göre insanların görüş ve mezheplere aşırı bağlı olması, haberi güvenilir olmaması, bize ulaşan haberin bilginin amacı hakkında bizim bilgisizliğimiz, belki bir propagandadır bu, bilhassa bize yanlış bilgi verilmiştir. Haberin olaylara nasıl tatbik edilebileceğini bilmemek, bir bilgi geliyor ama o konu hakkında olgusal bilgimiz yoksa yanlış yorumlamamız olası. O dönemin entelektüelinin, sanatçılarının çokça yaptığı şey olan saray veya otoriteden geçiniyorlar ya bunlar. Saraylara sığınıyorlar. Bunlara hizmet ediyorlar. Sanatçılar mesela devlet adamlarını, din adamlarını öven eserler yazıyorlar sürekli. Onlardan bahşiş, para alabilmek için. Sadece entelektüel kesim değil, halk da aynı şekilde otoriteye yalakalık yapıyor. Kendi deyimiyle otoriteye yaranmaya çalışırken hem otoriteye hem de etrafındakilere yanlış, yalan bilgi aktarabilir. Bunlardan da kaçınmamız gerekiyor diyor. Bir de gelen bilgileri toplumsal koşullara nasıl uyduğunu, toplumsal koşulların yarattığı etkenleri bilmememiz, o bir bilginin doğru olup olmaması veya onu yanlış yorumlayıp yorumlamamızı etkileyebilir. Yani kültürel farklılıklar, kültürel olgular da bizim doğru bilgiye ulaşmamızdan önemli faktörler diyor. İbni Haldun'daki bu araştırma tabii kendisi filozofya da bilgi felsefesi yapmıyor. Felsefe tarihi yapsa da sosyoloji
biliminin ilk örneklerini görüyoruz biz şeyde, İbn Haldun'da. Sosyoloji biliminin ilk örneklerini de bu kendisi normalde bir Arap tarihi eseri yazıyor. Arap coğrafyasını, Arap medeniyetinin tarihini yazıyor. Oradaki tarihsel olguları açıklayabilmek için sosyoloji bilimini kuruyor kabaca. Hatırladığım kadarıyla şöyledi hatta bu durum. O döneme kadar, İbn Haldun'a kadar hep krallar üzerinden tarih incelenmişti ve ilk defa İbn Haldun yaşadığı toplumu ve yaşadığı toplumun çevredeki toplumlarını ya da tarihlerini incelemişti. Evet, toplumu yani olayları toplumsal bir şekilde de açıklanması gereken, işte umur bilimiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu bilimi kuruması gerekiyor. Yani El Mukaddime, bu tarih kitabına bir giriş eseri olarak giriş bölümü yazıyor. 8000 sayfalık falan bir girişti Mukaddime adı üzerinde. Şöyle, şimdi tarih kitabındaki verileri aktarabilmek için doğruluğunu, yani tarih kitabındaki yaptığı eleştirileri ya da yorumları haklılandırabilmek için giriş eseri yazıyor. Bu giriş eserinde neden toplumsal olayları toplumsal olaylarla açıklamamız gerektiğini anlatıyor. Bunu yaparken de sosyoloji bilimini kuruyor. Buna da işte mukaddime, giriş diyor zaten eserin ismi. Ve zamanının çok çok ötesinde bir görüş değil mi bu? Kendisinden önce yok. İlk defa kendisi yapıyor bunu. Şey tutunca da, mukaddime eseri tutunca da, mukaddime bölümü tutunca da, yani kitabın giriş bölümü kitabın kendisinden daha değerli hale gelince de bunu genişletiyor sonra. Ama tabii yazdığıyla kalıyor İbn Haldun. Kendisinden sonra takip eden yıllarda da İslam coğrafyasında, Osmanlı'da da yasaklanıyor İbn Haldun. İzin okutulmuyor. Sebebi de devletlerin yıkılabilen kurumlar olduğundan bahsetmesi. Sebeplerden bir tanesi daha doğrusu. Halbuki hiçbir devlet adamı devletin yıkılabileceğini söylemez değil mi? Yani otorite böyle bir şey istemez. Otorite halkın veya ulemanın bile böyle bir şeyi, böyle bir kavrama sahip olmasını istemiyor. Haliyle bunu söyleyen ki İbn Haldun eserlerini şey yapalım, yasaklayalım. 19. yüzyılda bir Rus bunun eserini buluyor, çeviriyor. Rusça'ya çeviriyor. Veya eser Rusça'ya çevriliyor. Ondan sonra dünya öğreniyor. Hani eser yazıldıktan sonra şey yapılmıyor. Hiçbir etkisi olmuyor yani hiçbir yere. Kimse bilmiyor İbn Haldun'u. 400 yıl falan öleceğim kalmış gibi. Ha, yani sosyoloji bilimi kuruluyor, dallar oluşuyor, temeller atılıyor Avrupa'da. Ondan sonra ha bizde de böyle biri varmış. Oluyor ama tabii o da çok artık yani bu kadar gelişmiş bir sosyoloji bilimi varken İbn Haldun'un şeyleri çok basit kalıyor. Avrupa sosyolojiyi İbn Haldun'dan öğrenmiş gibi. Yani aslında şey öncelemiş var. Ama etkilememiş. Etkilememiş ya. Yazdığıyla kalmış diyorum ya. Evet. Kendi coğrafyasında bile etkili olmamış yani. Yani öldükten sonra unutulmuş gitmiş adam. Yani sosyolojiyi bizden çaldılar. Avrupa. Üstüne kondular sonra ses etmediler. Ya şöyle bir şey. İslam ve İslam coğrafyası, İslam felsefesiyle ilgili bir şeyler söyleyince nedense dinleyiciler çok sinirleniyor. Katılmıyorlar bazı konulara. Mesela bir espri yapıyoruz. Ya da komik bir şey. Bana komik gelen bir şey söylüyorum. İşte dini veya din adamlarını aşağılamış oluyorum. Garip bir şekilde. Halbuki aynı şeyi Platon için de yapıyorum. Ama iş bizden birisine veya bizi bir eleştirmek olunca yok olmuyor. Yani Platon eleştirdin diye kapında Platoncular dayanmayacaktır herhalde. Sen nasıl dersin böyle diye. Bir ara şeyden bahsetmiştik ya. Yine İslam felsefesinden Ömer'den bahsetmiştik ya. İşte İskenderiye Kütüphanesi'ni yıktığıyla ilgili bir söylentiden bahsetmiştik. Evet, o da orada mesela çok fazla şey aldım yani. Eleştiriyor mu? Bilerek hayır öyle bir şey yapmamıştır. Dini sen din adamını İskenderiye Kütüphanesi birkaç kere yıkılıyor. İkinci ya da üçüncüsünde öyle geliyor. Bir olay da gerçek. Evet. Yani Ömer geldiğinde zaten kütüphane diye bir şey kalmamış yani. Aynı programda Platon'u da kitap yakmaktan dolayı bayağı güldük yani. Gülmüşüz yani. Bayağı dalga geçmiş Platon'la. Protagoras'ın kitaplarını falan yakmaya çalışıyor. Toplayıp yakmaya zor tutuyor. Adamı zor tutuyorlar. Protagoras'ın kitapları. Düşünsene Platon gibi adam kitap yakıyor yani. Neyse. Bundan sonra modern çağa giriyoruz artık. Ya İslam felsefesi gerçekten çok zevksiz bir konu. Yani Hristiyan felsefesi de çok zevksiz bir konu. Din felsefeleri. Orta çağ felsefesi genel olarak zevksiz bir konu. Evet evet. Yani hani üzerinde çok konuşulacak bir şey de yok yani. Bu konu, çok stabil aynı zamanda. Şeylerde. Yani filozoflar arasında farklılık var. Onların eserleri şunlar bunlar falan var ama
ilk çağı yorumlayıp dine uydurma çabası. Yani çoğu zaten bugün hala var olmamalarının sebebi de şey olmamaları yani. Geçerli olmamaları, birçok konuda yanlış şeyde olmaları. Tarihsel bilgi veya işte medeniyet tarihini öğrenmek açısından belki güzel olabilir de özellikle o konuda çalışmıyorsan, ne bileyim akademisyen değilsen, öğrencisen, o konuda ödevin, ne bileyim tezin falan bir şeyin yoksa genel bir bilgi sahibi olmak çoğunlukla yeterli olacaktır yani. Zaten çoğu çok teknik konular. Hani genel felsefe bilgisi için bile hani İbn Sina'nın etkin akıl şeyi, sana sorayım bak kaç program yapıyor seninle, etkin akıl ne diye sorsam kalırsın muhtemelen yani. Tekrar etmediğin için, şey yapmadığın için ya da mesela o matematik mantık şey, Farabi'nin şeyini, Elkin'in matematikle ilgili düşüncelerini okuduk ya. İlk başına muhtemelen hiçbir şey anlamadın yani, mantıkla ilgili bazı şeylerden bahsediyor ama ne matematiği falan diye anlamıyorsun bile yani. Artık hayatımızda olmayan şeyler bunlar. Pratik hayatımızda veya evren tasavvurumuz içerisinde yer almayan konular bunlar. O yüzden özellikle meraklı olmadıktan sonra çok girmeye de pek gerek yok. Çok da girmek istemiyorum. Çok da konuşacak bir şey de yok. İşte bilgi felsefesi yok yani. Şey yapılmamış. Şunu sorayım o zaman Bilal Bey. Bu bahsettiğimiz İslam felsefesinin geleceği nasıl şekillenmiştir peki? Bunlar bu saydığımız filozoflardan, onların görüşlerinden veyahut da çeşitli eğilimler arasında başat güç haline gelen bir akım olmuştur. Benim bildiğim kadarıyla Gazali domine etmiştir gerisini. Ve bu ne sınırda kalmıştır? İslam felsefesi dediğimiz şey o dönemde yapılmış ve bitmiş, daha sonradan da üzerine eğililmemiş bir konu olarak kalmış mıdır? Yani evet, şimdi icra eden yok önce, her şeyden önce. Hı hı. İcra eden yok, yasaklanıyor. Yapılan felsefe de yeni Platonistçi felsefe ile Aristoteles felsefesini uzlaştırmak, İslam dinine uydurmak. Bir grup bu. Diğer grupta dine ve İslam'a karşı olanlar. İşte en çok zaten konuştuk ya Zekeriya Razi, İbni Errabendi. Yani sonra İbni Miskere'yi falan da var. Yani şeyler işte Hallaç Mansur falan gibi birkaç tane farklı unsur var. Onlar daha çok din felsefesine girdiği için bilgi felsefesine girmedik. Yapılan şey hep bunun çatışması. Yani İslam ve dinin çatışması, İslam ve dinin uzlaştırılması. Daha sonra felsefenin, bilimin İslam karşısında yenilmesi. Hristiyan felsefesi de yaşamadı. Yani bugün kimse skolastik felsefe yapmıyor. Yani yaşayan skolastik filozof yok yani. Sadece uzmanı var o konuda. Ama şeyin ömrü daha kısa olmuştur. Hristiyan felsefesinin daha kısa oldu İslam felsefesinin. Bir 200 yıllık gibi bir ömrü oldu alt üstü. Yani takip eden yıllarda kelam içerisinde felsefe yapılmaya devam edildi. Bazı felsefe konuları, teoloji konuları İslam, yani ilahiyat içerisinde ele alındı ama başlı başına felsefe yok. Ya mesela şey vardı. Geçenlerde bizim Hasan Hoca Twitter'dan paylaşmıştı. Descartes'in kitabını Türkçe'ye çeviriyorlar. O dönemde. Geliyor akıl, rasyonelist adam yani Descartes. Akıldan bahsediyor. Yani o dönem dediğim takip eden yıllarda yani. Ne kadar yakın hatırlamıyorum. Çevirmenin notu var. Çeviren akıl terimini kullanıyor ya. Rasyonel adam akıl diyecek haliyle. Descartes'i konuşunca biraz daha anlaşılacak söylediğim şey. Ya sen nasıl yaparsın bunu falan diye şey yapılıyor. Toplatılıyor çeviri yani. Dağıtılamıyor yani. Akıldan bahsetmek yasak. Felsefeden bahsetmek yasak. O yüzden mesela biraz dindar filozoflar, ilahiyatçılar, ilahiyatçı olup İslam felsefesi yapanlar felsefe bile demiyorlar. Hikmet diyorlar. Yani felsefe kelimesine, aklın kendisine bile şeyler. Uzak duruyorlar ondan. Karşılar yani. Hani günümüzde hala bu arada yani şey değil. Yaşayan şeyler yani. Yaşayan ilahiyatçılardan. Üniversitelerde bugün, Türkiye üniversitelerinde olan akademisyenlerden bahsediyorum yani. Felsefeye falan kıllar yani. Ve bunun sebebi de 700 yıl önce Gazali'nin ifade ettiği gibi bunlardan uzak durun, kurcalamayın, dinden çıkarsınız. Ya tabii şimdi Gazali de Gazali'nin bir söylediğiyle, Gazali 40-50 sene boyunca yazmış adam. Şimdi bir insanın kendimiz, şimdi işimizde 30'lu yaşların ortalarındayız. Bir 15, yani 5 sene önceki halimize hatırlamak istemeyeceğimiz şeyler söylemişizdir yani muhtemelen. Evet. Zaten Gazali okurken, hem senin notlarını okurken hem sizinle konuşurken hani Gazali'nin felsefesinde sanki ben bir şekillenme de bir
ilerleme yahut da değişim de gözlemledim açıkçası. Mesela rüya örneğinden yola çıkarak, mesela bu dünyanın bu dünyanın ahirette uyanacağımız bir rüya olduğuna kapı aralayan görüşleri var. Fakat daha sonra da ahiretin dünyanın ahiretin tarlası olduğu görüşüne uzak sayılacağı için bu düşünceden de uzaklaşıyor aynı zamanda. Bunların dedim, muhtemelen aynı anda söylememiştir. Düşüncesi gelişerek gitmiştir belki de. Tabii, bu şekilde şekillenmiştir yani, diye düşünmüştüm. Yani Platon ve Aristoteles'te de görüyoruz zaten o değişimi. Hatta dönemler ayırıyoruz ya, Platon'un işte gençlik dönemi, olgunluk dönemi, yaşlılık dönemi diye ayırıyoruz. Yani mesela Kur'an'da bir ayet alıp onu rehber edenler var. Orada adamın kafasını kolunu kesin diyor mesela. Başka bir grupta hayır, ondan sonra böyle bir ayet geldi, bunu rehber almamız gerekiyor diyor. Hani işine geldikleri gibi. Şimdi bir grup, özellikle felsefe ve bilim karşıtları, din adamları Gazali'nin daha böyle Şahin döneminin şeylerini kullanıyorlar. Yoksa Gazali felsefe ve mantığa hani kapı araladığı, bunun olmadığı söylediği faydalı şeyleri de var yani. Tam olarak böyle elinde yobaz imam elinde sopayla kovalayan tipi yok yani adamın. Gazali'yi yorumlayanlar biraz yapmışlar ona. Abartmışlar. Kendilerine dayanık yapmışlar birazcık da, evet. Evet yani öyle unsurlar da var. Tabii Gazali bu kadar okuduk yani. Adam yasaklansın, öldürülsün falan diyor yani. Beraber kendi alıntılarını yaptık. Reddetmiyoruz elbette ama felsefeye katkısı sadece ondan ibaret yani, değil. Önce işte yaptığı bu akıl yürütmeler falan önemli şeyler yani bunlar. Yani Descartes'e kadar görmüyoruz bunu. 500 yıl yok yani bunun. Kafası müthiş bir adam yani. Hani felsefede kalsaymış Gazali çok farklı bir medeniyet olabilirdi yani Orta Doğu şu anda. O zaman gelecek programa itibaren artık modern çağa başlayalım. Düşünüyorum o halde varımın anlamını, ne olduğunu artık biraz konuşmaya başlayalım. 3., 4. senemizde. Düşünüyorum o halde varım ne demek, merak ediyorsanız bizi dinlemeye devam edin. Biraz yavaş ilerliyoruz, kusura bakmayın. 3 senede işte ancak 75 program. Esen kalın, kendinize iyi bakın.